Arkadaşlar, o beklenen gün geldi en sonunda. Benim geçen yıllarda, 2 yıl önce mi 1 yıl önce mi ne, Deagle'ı vurduğum videodan sonra en son bazı firmalar da bunu yapmak istedi. Keskin Güç hiçbir zaman taraf tutmayan bir kanaldır. Bunu herkes bilir. Keskin Güç neyse onu söyler. Bunu da herkes bilir ama bazılarının ağzını susturmak için aslında bunu yapıyoruz bir nevi. O vurduğum tabancanın firmasıyla da aram gayet iyi. İsteyenler bunu fuarlarda gelip görebilirler. Oturur çaylarını içerim, muhabbet ederim. Belli sınırlar içerisinde makaramı yaparım. Ki onların da bir şeyini yapmayı düşünüyoruz. Hani tanıtımlarını vesaire yapmayı düşünüyoruz. Öyle bir plan program var. Yani bu aslında bir nevi hem bunlara karşı bir cevap. Hani yıllardır çalıştığım firmanın tabii ki de markasını göstermeyeceğim ama bir yerde gözükmüyor değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Şu anki yönetimle aramız çok iyi ama bundan 10 yıl sonra yönetime bir başka biri gelir. Bunlar bizim tabancamızı vurmuş diye bizle uğraşmaya çalışırlar. O yüzden marka göstermiyoruz. Yani kendilerini çok seviyoruz. Bunu herkes çok iyi bilir. Bariz aslında çok açık. Vuracağız yani tabancayı. 1000 mermi atışını yaptık daha önce. Birçok şey yaptık. 4. kattan aşağı attık. Buzun içinde bekletip ateş ettirdik. Ya bayağı bir şey yaptık biz bunu. Hani bunun artık şeyi yok. Şimdi son olarak bir normal deneyeceğim. Bu arada Meka yani Anatolia Fişek'e buradan çok teşekkür ediyorum verdikleri mermiler için. Fişeklerini kullanmaya başladık. Kuru sıkı tanıtım videolarında vesaire de kullanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Hem onları da denemiş olacağız burada. Benim özellikle sevdiğim zaten daha önceden de kullanıp Gold versiyonu ve işte bu Cybershot diyoruz ama inşallah öyle telaffuz ediliyordur. Bu arada sen israf yapıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun demeyin. Bunu çünkü siz istediniz, 2 yıldır istediniz sürekli olarak. Hadi abi hani sıkacaktın, hani sıkacaktın, hani sıkacaktın. En sonunda Glock modele benzer bir kuru sıkı tabancaya sizlerle beraber sıkacağız. Anatoly Fişek'e teşekkür ettik değil mi? Fişek tedariği için, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz Anatoly Fişek'e. Ben diğer fişekleri de doldurayım, ondan sonra başlayalım Anican. Evet, şimdi siber shot'la bir atacağız arkadaşlar. Silah boş, çok uzun süredir kullanmadık, hiç temizlemedik de. Hayırlısı olsun artık. Ben hazırım. TR-17 uzun süre kullanılmadı. Siver shot'la 10 adet atış. Evet, tutukluk 1. Ama tutukluk değil o, pislikten. Fark ettiyseniz. Bak, kendini tekrar kurdu. Şöyle yapalım, boşa gitmesin. Gel, gel sen de. Bu hedef kağıdına biraz sonra bir sıkacağız zaten. Ağzından yeşil o tapayı fırlatıyor mu ona bakmak istiyorum. Evet, silahım boş, geride kaldı. Silahım güvende, emniyette. Bakıyoruz. Bir şey fırlatmamış gibi. Şu delikler var mıydı hocam daha önce? Ha, onlar mı? Evet, fırlatmış galiba bir şeyler. Yani bu kadar fişeğe göre aslında az. Diğer şarjları takalım. Çünkü biz bir tane kullandık abi, ondan neler neler oldu yani. Biz biliyoruz. Şimdi sarıyı taktım ama sarıyla ateş etmeden önce fantezimize ufaktan giriş yapmış olacağız. Şöyle koyuyorum. Alican Bey, doğru yere mi koydum? Bizim buradaki bıraktığımız fişek gitmiş. Doğru yere koydum herhalde. Evet, kocaman alabilir miyim? Evet, şu ışıktan bir şeyler göremiyorum ama. Şimdi malzeme bu arkadaşlar. Boş şarjörümü atıyorum. Vuracağız. Zaten ben bu ürüne yapmadığım şeyi bırakmadım. Yani bundan da kurtulursa helal olsun diyorum. Fazla uzatmıyorum. Direkt patlatıyorum. Rezil oldum lan. Dur tamam. Oha. Dur bakayım. Yamulma yok. Bir tane daha vuracağım. Bu sefer şey yapacağım ama. Ters tarafa koy. Ha? Ters tarafını vur. Bu tarafını mı? Evet. Ha. Pardon. Hocalarımız hayatımızı kurtardı gördüğünüz gibi. Sonra biraz hazırlanıp da vuracağım. Biraz alçaktı, ondan böyle oluyor bence değil mi? Evet, biraz abarttık galiba bu sefer. Bayağı bir dağıldı galiba şu an. Evet. Bayağı bir dağıldı. Tamam, yani bu kadarını da kaldırmaması gayet normal. Hocam bence onu deneme. Bence de. Bence denemeyelim onu. Bir bakalım, inceleyelim. Alican tut şunu. Evet, emniyet kilidi ilk önce çıkmış. Silah çıkmak istemiş belli. Bir dakika ya. Çalışır o ya. Çalışır ama denemeyeceğim. Çalışır ama denemeyeceğim şu an. İğne peki. Hiçbir şey olmaz, ben deneyeceğim. Hocam kırık ama boydan boya. Abi bence deneme. Bence deneyelim. Aycan eldiven versene bir dakika. Eldiveni ver. Abi sen eldiven tak, ne olur ne olmaz. O eldiven küçük gelir oğlum. Vur abi benim gibi. Olur mu? Solu ver, sağa ver sarı. Sağ. Abi şöyle vereyim istersen ama o tam kapalıymış, iyi.
Tam kapalı. Abi çalışırsa bak bir şey söyleyeyim mi? Bu bir viral reklam falan değil. İsim de vermedik. Yani bütün Kruski modellerinin Glock modeli var değil mi abi? Çalışırsa harbiden helal olsun. Uğur abi çek. Abi bir dakika getirsene bir silah. Arkadaşlar silah şu an şu durumda. Bak gözüküyor değil mi şu çatlaklar? Gözüküyor mu? Elini çek iyice. Dur bekle. Ya bu normal değil abi ya. Tam tersini çevir. Şu çıkırıklar gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Ya ben böyle bir şey görmedim abi ya. Böyle bir şeye şahit olmuş muydunuz abi daha önce? Olmadım. Ben bunu ateş etmek istiyorum. Evet ona ateş edeceğiz. Evet. Tekrar aynı silah. Şöyle bir onu bir gösterelim hocam bir daha. Işıktan gözükmüyor galiba. Şöyle yapalım. Evet kameraman ben olunca her şey daha mı kötü oluyor? Ne oluyor anlamadım ki. Tamam şimdi belli oldu galiba hocam. Biraz sabit durursanız gösterebilirim. Evet aynı silah. Silahı değiştirmedik. Siberşat'ın fişeğiyle atıyoruz bu sefer. Sağlam bir fişek. Evet tabanca parçalanıyor. Evet. Parçalanıyor mu? Evet evet yavaş yavaş artık. Artık dağılmaya başladı. Şimdi şöyle kapatayım. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Zaten eldiven falan taktık artık. Böyle gözlük mözlük girdik olaya. Sakatlık olabilir. Artık beklenen şeyi gösterelim diyorum ben. Hocam bir tane ben sıkabilir miyim? Ben bir tane sıkayım. Zaten vuramayacağım. Buyurun. Sonra da size bırakacağım. Kaç metredi şu an? 15. Tamam her türlü vuramayacağım zaten. 15 metrede. Bu sarsılmaz mı? Evet. Sarsılmaz K12 Sport. Galiba. Evet. İnşallah doğru söylemişimdir. Bir tane atacağım da hani arkadaşlar görsel olsun diye çünkü uzak mesafeye koyduk. Herhangi bir tehlike arz etmesin diye. Hocalarımız atacak. Bunu beraber kameradan izleyeceğiz sonra. Bismillah diyorum. Ben hazırım. Tamam. Vuramadım. Hocam şöyle güvenli şekilde bırakıyorum silahı. Tamam. Buyurun sizdeyiz. Ben de merak ediyorum ne olacağını. İpten mi yedi, silahtan mı yedi? İpten. Alan güvenli mi hocam? Güvenli, güvenli. Tamam. Oo, tetikten yemiş. Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Zorlasak bunu yapamazdık. Tamam. Tam ipin olduğu yerden vurmuş ama ipi koparmamış. Şimdi aynen, çek el. İpin olduğu yerden vurmuş ama ipi koparmamış. Çok iyi. Evet. Alan güvenli mi hocam? Güvenli. Evet. Bu sefer de şuradan yemiş. Ama garip bir olay var ki hala dağılmamış. Yemiş ama dağılmamış. Hocam yemiş dağılmamış. Hatta nereden yemiş? Ona ait mi bilmiyorum ama burada yerde bir sürü fişek parçası da var ama buna ait değildir herhalde. Hocam onu çeksek geri geliyor mu? Gidiyor mu? İçinde de mermi varmış. O şeyi gitti onun şu an. Pimi gitti. Evet patladı. Bu iyi gitti. Hocam biraz daha devam edebiliriz. Alan güvenli mi? Güvenli. Çok iyi gitmiş. Yine şeye yakın. Buradan da bir mermi yemiş. Evet. Zamak. Şunu bir dakika. İnşallah olur. Tamam içinde yok ama.
Biz yine de bir güvenliğimizi elden bırakmayalım. Benim Leatherman'im yanımda mı? Bakın değil. Hocam çok iyi vurmuşsun. Şuradan bir yemiş. Buradan bir gelmiş gitmiş. Bir de tam buradan vurmuşuz. İçindeki şarjörü çıkarabiliyor muyuz? Hmm. Çıkaralım da o bizim başımıza bela çıkarmasın. Şimdi bir fişek buradan gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kırılmıştı bu zamak. Burayı içeri aktarmış. İçine şu an bir şarjör var, onu çıkaramadık. Tetik gitti abi artık İyi tamamen. İyi göstersene şarjörü. Tetik tamamen gitti. Tetiği çıkmıyor da yerinden. Zarla zorla çıkardık tetiği yerinden. Tetiğin de üzerinde ilginç ilginç yağlar, kırmızı falan yağlar var içinde. Ya da benim o neyden kaldı bilmiyorum. Şimdi tetik sistemimiz, mekanizmamız dağıldı. Arkadan şöyle bir mermi yemiş. Bir mermiyi buradan yedi. Bir mermiyi buradan yedi. Artık silah çalışacak konumda değil. Çünkü bildiğim kadarıyla iğne de dağıldı. Şu son aldığı darbeyle. O yüzden biraz daha rahatım diyebilirim. Şunu açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Işığı kapatmadan yapsana. Evet. Ya şöyle söyleyeyim sana. Zaten artık burayı açma imkanımız yok abi. Yani merminin dağıttığı şeyi bizim açmamız biraz zor gibi geliyor bana. Tutulmuyor da artık tabanca. Zor abi zor. Fena kapanmış ya. Açıldı. Açıldı, açıldı. Ama o dönmüş artık zaten böyle. Aynen. Silah dönmüş. Yay olmuş. Yay olmuş. Ben asıyorum bunu yine. Asalım hocam. Leatherman. Her yerde bir Leatherman reklamı. Buradan vurmak istiyorum onu. Evet. Güvenli mi hocam alan? Güvenli. Plan boş, emniyette. Şarjörden vurmuşuz. Amacım oydu. Boy, bir dakika, bir dakika. Biraz sakat şu an. Yok ama yaya gelmiş herhalde. Evet, istediğimi yaptım kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi şarjörlerde sağlammış abi. Şarjör mermi geçirmemiş. Şarjörde kalmış ama zamak değil bu. Neydi? Polimer. Direkt plastik. Artık pançık pinçik oldu. Evet, bu tabancadan artık. Evet. Hedefimiz gördüğünüz gibi. Ben gayet eğlendiğimizi düşünüyorum. Uzun süredir benden istediğiniz bir mevzuattı zaten. Kendi sponsorunun silahına sıkmıyorsun. Ona buna sıkıyorsun. Bazı böyle boş konuşan firmalar da çıkmış işte. Onlar blowcu falan diye. Çok severim zile silah sanayi. Keskin güçü yapan firmalardan biridir. Ama gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor ama ismimiz. Her şey için teşekkür ederiz. Bu buradayken vurursam sakatlık çıkabilir. Üst tarafa zarar vermek istemiyorum. Poligon Asya'ya çok teşekkür ederiz. Kapılarını açtılar. Onlara zarar vermemek için bunu buradan çıkardım. Şöyle tekrar bir koyalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Son.